بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المتابعين، أول شيء نحب نشكركم دائما على تعليقاتكم الجميلة جدا. لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك والاشتراك. اليوم موضوعنا راح يكون عن طريقة فتح حساب في البنوك التركية. اليوم مستضيفين شباب موظفين من بنك وقف قتل في فرع طرابزون، راح نكون في لقاء مباشر معهم حتى يعطونا بعض المعلومات عن طريقة فتح حساب في تركيا وبعض الأمور التي تهم السائح أو المستثمر في تركيا. من جلسة تنجابي يا ديمي هوش كيدنس بلغون güzel bir video yapacağız inşallah. Türkiye'de nasıl hesap açılır? Yatırımcılar için neler önemli olan şeyler? Bank hesabı açtıktan sonra bu süreç nasıl devam ediyor? İsterseniz ben birkaç soru sorayım. Bu şekilde soru cevabı halinde devam edelim. Tamamdır. Tuncay Bey siz de başlayalım isterseniz. Şimdi Türkiye'ye genelde gelen yatırımcılar biz daire satmak istediğimizde çok soru alıyoruz. Sorularından en önemlisi ben paramı nasıl havale yaparım? Biz de genellikle müşterimize şunu diyoruz. Paranızı gelin Türkiye'de hesap açın. Hesap açtıktan sonra kendi ülkenizde paranızı kendi hesabınıza havale yapın. Havale yaptıktan sonra işte normal satış sürecini devam ettirebilirsiniz. Şimdi diyelim ki yabancı vatandaş geldi, burada Türkiye'de hesap açmak istiyor. Nasıl hesap açabilir? Şimdi öncelikle yaptığınız iş gereği zaten rakamlar belli bir meblağın üzerinde olduğu için müşteri haliyle kendisine hesap açıp buraya gelince ödemesini yapmak istemesi çok mantıklı olması gereken bir durum zaten. Şimdi bir vatandaş, yabancı bir vatandaştan bahsediyoruz tabii. Hesap açmak istediği zaman bankaya gelince biz ondan 3 tane evrak istiyoruz. Bunun bir tanesi Trabzon'da herhangi bir vergi dairesinden alabileceği geçici vergi kimlik numarası. Güzel. Bunu tüm ilçelerdeki ya da merkezdeki vergi dairesinden alabilir. İkincisi pasaportu olması gerekiyor. Üçüncüsü de adres dilini için istediğimiz bir resmi bir evrak. İşte Suudi Arabistan vatandaşlarının kullandığı bir sistem var. Türkiye'deki E-Devlet sistemine benzeyen. Onların oradan telefondan şifre gitme kaydıyla doğrulama koduyla birlikte alabiliyoruz. Kuveyt vatandaşlarının kimlik numaralarının arkasında adresleri yazıyor. Bunların tek başına yeterli ama mesela Yemen vatandaşlarının şeyi yok. Pasaportlarında adresle alakalı bir bilgi yok. Evet. Onlar bize adreslerini gösterecekleri resmi bir evrak getirmek zorundalar. Bu ne olabilir? Kendi ülkelerinden kendi isimlerine ait telefon faturası, su faturası ya da nüfustan alınmış herhangi bir resmi evrak. Bunların olması bizim için yeterlidir. Bunlarla birlikte hesap açıp işlemini tamamlayabiliriz. Yani herhangi bir faturası, kendi ülkesinde olsun ya da burada olsun, ismi ve adresi geçmesi lazım. Nerede ikamet ediyorsa. Nerede ikamet ediyorsa. Adres değdiği için mi? Adres değdiği için. Güzel. Zaten bir şey var. Tekrar söyleyeyim. Vergi numarası, evet. Pasaport ve adres değit belgesi. Bunun üçünün olması halinde yaklaşık 20 dakikadır. Hani çay kahve ikramımızla birlikte hesabın evet. Tamamlanması, internet şifresi, ATM kartı vesaire toplam 20 dakikayı geçmemek üzere hazırlanıp teslim ediyor. Çok güzel. O zaman Aydın Bey size şu soruyu sorayım. Hesap açarken hangi hesapta hangi para birimiyle hesaplar açılıyor ve kart basımı ne kadar sürüyor? Şimdi müşterilerimize öncelikle hangi hesap türünde hesap açacağını soruyoruz. Evet. Türk lirası, dolar, euro, ayrıca sterlin, frank, birçok hesap türü mevcuttur. Evet. Hangisini açmak istiyorsun onların tamamını açabiliyoruz. Hesap açılışının akabinde 2 dakikalık bir kart basım süresi var. Çok güzel. Tabii çok hızlı o zaman. Kart basım yani. Süresinden sonra hem kartını hem de müşterinin kendi hesap cüzdanındaki hesap bilgilerinin olduğu hesap cüzdanını teslim edebiliyoruz. Ayrıca yurt dışından gönderecek olduğu yurt dışındaki hesabından veya başkası yurt dışından kendisinin Türkiye'deki hesabına para göndereceği için SWIFT kodunun bulunduğu bir tane yine hesap bilgi formunda kendisine teslim edebiliyorsunuz. Çok güzel. Bunların hepsinin toplamı 5 dakika ancak kalır. Anladım. Şimdi yine aklıma şu soru geliyor. Diyelim normal vatandaş hesap açması kolay. Bu şekilde 3 tane evrak isteniyor. Şirket olunca şirketten istenen evraklar nedir? Yabancı bir yatırımcı geldi, şirket açtı burada. Şirketine hesap açmak istiyor. Nasıl açabilirim? Şimdi şirket adına şeyi aynı şekilde burada bir geçici vergi numarası alacak. Evet. Onun haricinde firmanın özlük evrakları dediğimiz imza beyanıdır, kuruluş sözleşmesidir. Herhangi bir odaya kaydı varsa, ticaret sicilere kaydı kendi ülkesinde o evrağı isteyeceğiz ve ortakların kimlik fotokopileri. Haliyle pasaportları öyle söyleyelim. Evet. Bunların olması durumunda da şirket hesabı da açabilir. Aynı şekilde açılıyor, aynı hızlı bir şekilde aynı kartları, şekilde. Cüzdanları veriliyor. Aynen öyle.
da sadece vergi dairesinin, yine az önce söylediğim gibi tüm vergi dairelerinin, ilçe ve il merkezinde olmak üzere vergi dairelerinin geçici vergi kimlik numarası alması yeterlidir bunun için. Anladım, çok güzel. Tamam, zeyma şuftu cemaa, tarikat fethi hesab cidden sehle. خاصة الأفراد يبغى لهم ثلاث أوراق رئيسية اللي هي رقم ضريبي تستخرج بكل سهولة خلال خمس دقائق من أقرب فرع لدائرة الضرائب في نفس المدينة اللي تفتح فيها. الشيء الثاني الجواز، طبعا كل واحد يحمل جواز، يوفر الجواز مع الرقم الضريبي. الشيء الثالث لازم يكون فيه فاتورة أو ورقة تثبت عنوان الشخص هذا، سواء داخل تركيا تكون فاتورة ماء أو كهرباء أو غاز، أو خارج تركيا أي فاتورة أو أي إثبات يثبت عنوان الشخص هذا. Şöyle de bir soru var. Genellikle yurt dışından gelen transferler hangi dövizle yapılıyor ya da Türk lirasıyla mı daha iyi yapılıyor? Bir de süreç kaç gün içerisinde bu para yatıyor? Şimdi bizim tüm ülkelerde anlaşmış olduğumuz muhabir bankalarımız var. Evet. İşte Riyal'de anlaştığımız var, Katar'dan göndermek için var ya da Kuveyt'ten. Muhabir bankalarımız var. Evet. Bu muhabir bankaların bağlantılı olduğu banka aracılığıyla gönderdikleri zaman bu işlemler bir gün dahi çok kısa sürede oluşabiliyor. Ama burada malum arada muhabir banka kelimesini kullanıyoruz. Net birbirini de taahhüt etmiyor. Bazen bizden dolayı olmayan, malum mesela dolar transferi Amerikan üzerinden geliyor. Bazen onların bir kontrol mekanizmasında takılıyor, 3 gün 4 günde sürebiliyor. Ama direkt bizim muhabir bankalarımızı kullanırsalar bu süre çok daha kısa olur. Anlaşmalı olduğunuz muhabir bankalar. Yani bunun da az önce Aydın Bey'in söylediği gibi hesap açtığımız zaman muhabir banka bilgilerini veriyoruz. Hani bu şu muhabir bankamız budur. Bu para cinsinde hepsinde farklı farklıdır. Riyal de farklıdır, euro da farklıdır. Onun çalıştığını bankaya bulduğumuz zaman bu çok daha kısa sürede geliyor. Anladım. Maliyeti de daha da düşük. Hesabı açtı vatandaş. Hesabı nasıl güzel bir şekilde kullanabilir? Şimdi mobil uygulamaları var sizde bildiğim kadarıyla. Bundan evet. Da çok güzel bir hizmetler sunuyorsunuz. Ücretsiz bazı şeyler var. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, vatandaş sadece ev alırken parasını transfer amacıyla bir hesabımızı kullanabilir ama haliyle buradan ev aldığı için akabinde yine Türkiye'de bir banka hesabının ihtiyacı olacaktır. Mesela ev alırken zorunlu olan deprem sigortasını bizim bankamız üzerinden yapabilir. Onun haricinde daha sonra bizim hesaplarımızı iki türlü kullanabiliyor. Bir cari hesap dediğimiz parasını sadece bankada koruma amaçlı tutabilir. Bir ikincisi katılım hesapları dediğimiz bu murabaha sisteminde parayla ticaret yapıp kazandığımızı paylaştığımız kar payı sistemimizle değerlendirebilir. Bunları bir kenara bırakarak şeye girelim. Uygulama noktasında da aplikasyonumuz var. Hem Google Play'de hem Apple Store'da uygulamamız var. Vakıf katılımı bir şubeyi indirip bunları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorlar. Yurt içerisinde Türk lirasını para transferinde istediği bankaya ücretsiz EFT havale para transferi yapabiliyor. Tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Onun haricinde tüm faturalarını buradan ödeme yapabiliyor. Hatta faturalarını otomatik ödeme talimatıyla bankanın sistemsel üzerinden takibini de biz yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir nokta. Bunu hep biz müşterilere anlatıyoruz, bunu değiniyoruz. Şimdi ev aldıktan sonra او بالاصح خلينا نتكلم بالعربي بعد ما تشتروا الشقه الفواتير اللي تطلع في الشقه سواء المويه او الغاز او الكهرباء ممكن تربطوها في البنوك بطريقة إنه البنك تحط مثلا مبلغ في البنك 1000 ليرة 2000 ليرة البنك يسددها أوتوماتيك كل شهر bu otomatik talimat verdiğinde herhangi bir ücret alınıyor mu bunlara? Bunlardan hiçbir ücret almıyoruz. Zaten burada ihtiyaçlar olacak olan elektrik, su, doğalgaz, evet. TV aboneliği ve internet. Bunların güzel. Tamamı bankamızda otomatik ödemeyi alabiliyoruz. Bir formu dolduruyoruz. Bize bir kere olmak üzere abone numaralarını veriyorlar. Evet. Sisteme giriyoruz. Her ayın belli ödeme son günleri vardı. Evet. O günde hesapta para olması durumunda otomatik olarak tahsilat yapılıyor. Bundan dolayı da müşteri herhangi bir masraf yansıtılmıyor. Tamamen ücretsiz olarak bizim takip ettiğimiz bir şeydir bu. هذه يا جماعة نقطة مهمة جدا لأنه في تركيا إذا ما سددت الفواتير سواء موية أو كهرباء أو غاز أو إنترنت سواء أي فاتورة كانت بعد فاتورتين أو ثلاثة فواتير يبدأوا الشركات يرفع عليكم قضايا فإذا دخلت في مرحلة القضايا توصل إلى مرحلة دفع مبالغ للمحامين تسديد المبالغ متأخرة وعليها جزاء غير المبالغ المستحقة لها فبالتالي الأفضل أنك تفتح حساب وتودع مبلغ صغير في الحساب وتخلي تسديد أوتوماتيك عن طريق البنوك هذه أنصح فيها جميع العملاء سواء اشتروا من عندنا أو ما اشتروا من عندنا أي شخص يعيش في تركيا الأفضل إنه يحط التسديد عن طريق البنوك. Şimdi
şunu anlattım onlara da, bazen otomatik ödeme talimat yapmayınca insan unutuyor. Evet. Unutunca da bu mahkemeye veriliyor, avukata veriliyor. Orada da avukat masrafı vesaire çıkıyor. Onun için onu bu şekilde bağlamaları çok mantıklı bir şey. Uygulama hakkında konuştunuz. Orada fatura ödemelerini yapabilirler. Havale EFT zaten ücretsiz. Oradan herhangi başka bir faturayı da ödeyebilir. Kendi adına olması gerekmiyor. Farklı bir faturayı da ödeyebilir. Hatta buraya belli bir süre bir geldikleri için Türkiye'den aldıkları hatlar yoğun olarak kontrollü hat oluyor. Faturalanmıyorlar. Evet. Kendi yine herhangi bir bayiye gitmeden internet bankacılığı üzerinden telefonlarla kontrol yükleme işlemlerini de yapabilirler. Uygulamamız şu an İngilizce ve Türkçe olarak var. Ancak çağrı merkezi İngilizce, Türkçe ve Arapça hizmet veriyor. Orada yine takıldıkları, problem yaşadıkları bir nokta olursa çağrı merkezinden 7/24 Arapça destek alabilirler. Hem İngilizce de alabilirler tabii. Çok çok iyi. Arapça destek varsa o çok iyi. 7/24 şeyde var. Çağrı merkezinde bu hizmetimiz var. Yatırımcıların da en önemli sorularından bir tanesi her zaman bize sordukları soru Karpay'ı. Onu da şöyle açıklayayım bir. من أكثر الأسئلة اللي تجينا عن طريق المستثمرين نظام المرابحة في البنوك خاصة هذه البنوك أكثر البنوك اللي نتعامل معها بنوك إسلامية طريقة المرابحة والنسب طبعا النسب تختلف ما في نسب ثابتة فشنو أيضا بيسوون بيسورسك كارباي dediğimiz uygulamanın nasıl oluyor oranları sabit midir değil midir bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Kârpay müşterilerimizin özellikle yatırıma teşvikedici bankamızın bir uygulamasıdır. Şöyle, siz birikiminizi değerlendirmek isteyen bir müşteri olarak bankamıza geliyorsunuz. Evet. Paranızı yatırıyorsunuz. Biz bunu murabaha sisteminde değerlendiriyoruz. Elde etmiş olduğumuz kârdan size siz emek sermaye koyan taraf, biz emek koyan taraf olduğumuz için ortaya ayın sonunda bir kâr payı oluşuyor. Evet. Kâr veya zarar. Burada kâra ve zararı ortak oluyorsunuz. Siz ortadaki havuzdan kâr elde ettiğimiz için size bu kârın başta bir paylaşım oranları var. Bu tutara göre değişmektedir. Kâr paylaşım oranına göre siz kâr aktarımında bulunuyoruz. Bu da biz rakam değişkendir kâr payı. Çünkü ne kadar gelir elde edeceğimizde burada bu projeden zarar da edebiliriz. Evet. Kâr da elde edebiliriz. Bunun sonucunda sizlerle kâr veya zararı paylaşıyoruz. Şöyle sorsam ben size, diyelim bir 100 bin bir vatandaş yatırdı. Evet. Ortalama geçen aylar ya da seneler bir oran verebilir misiniz? Nedir oran? Şöyle mesela, bir önceki ayın kâr paylaşım oranını verebiliriz. Burada yaklaşık %8,5-9 bantlarındaydı. Tabii bu oranlar sürekli değişiyor. Biz buralara %15'lerden geldik. Bu rakam değişkenlik gösteriyor. Oluşabilecek ülkemizdeki bir faiz artırım kararından sonra evet, bu rakamların yukarıya da çıkması muhtemel. Anladım. Peki şöyle bir soru da genelde bize soruluyor. Dolar kâr payı koyabiliyor muyum diye. Dolar ve euro altın kâr paylarımız da mevcuttur. Tabii buradaki rakamlar TL'ye oranla bayağı düşük kalıyor. Evet. Bu da yıllık %2 bandındadır. Euro da biraz daha yüksek oluyor. Evet. Dolar mı euro mu tutunca? Evet. Dolar da biraz daha yüksek oluyor. Bu da 0.50. Yani yarım bandında yüksek olabiliyor dolar. Yüksek olabiliyor. Evet. Videonun sonunda ben size teşekkür etmek istiyorum. Katıldığınız için bu video. Güzel bir video oldu. Genelde her zaman bize müşteriler bu soruları soruyor. Umarım ki tüm soruları cevapladık. طبعا في نهاية الفيديو يا جماعة نحب نشكر الأخوان اللي زارونا من البنك بنحط لكم أرقام التواصل معهم أو مع غيرهم طبعا البنوك كثيرة ممكن تتعامل مع بنوك كثيرة لكن احنا دائما نوصي التعامل مع البنوك للتعامل بطريقة النظام الإسلامي طبعا وعندهم خدمات أفضل في أسفل الفيديو راح نحط لكم بعض المعلومات المهمة وإن شاء الله يكون فدناكم كثير واستفدتم من الفيديو هذا تعليقاتكم وآراءكم مهمة جدا بالنسبة لنا نراكم على خير في الفيديوهات الجاية يا أمان الله